Anadolu topraklarında yapılan ilk caminin önündeyiz. Diyarbakır'ın simgesi Ulu Cami'deyiz. Haydi buyurun. Selamünaleyküm Abdülkadir abi. Aleykümselam, hoş geldiniz. Abim, bütün heybetiyle Ulu Cami'nin avlusundayız. Bakın, burası Diyarbakır için değil, Türkiye için değil, İslam alemi için önem arz eden müstesna bir mekan. Evet. Mekke'deki Kabe-i Muazzama, Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Medine'deki Mescid-i Nebevi, Şam'daki Emeviye Camii'nden sonra İslam alemi için 5. Harem-i Şerif'teyiz. İslam alemi için 5. büyük mabedin içindeyiz. O kadar önemli bir yer değil mi? O kadar önemli. Bu cami miladi 639 yılında sahabe-i kiram efendilerimizin Diyarbakır'ı fethedişinin sembolü olarak buraya inşa edilmiş. Yani sahabe-i kiram mı yaptırmış bu cami? Sahabe-i kiram efendilerimizin fethinin sembolü olarak buraya inşa edilmiş ama net olarak temelinin ne zaman atıldığı kestirilemiyor. Peki abim, Anadolu'daki ilk cami burası mı? Diyarbakır sahabe-i kiram eliyle fethedilen Anadolu'nun ilk toprağıdır. Dolayısıyla Diyarbakır İslam'ın Anadolu'ya açılan ilk kapısıdır. Ulu Cami'de Anadolu'da yapılan ilk İslam mabedidir. Vay. Eyvallah. Vay vay vay, ama çok büyük burası. Yani bunun cami kısmı nerede? Burası neresi? Arka taraf neresi? Orası neresi? Burası yani sadece bir cami değil aslında, değil mi? Çok büyük oluşunun esprisi şu. Öyle bir zaman oldu ki bu büyük mabette 4 hak mezhebin 4'ü bir arada ibadetlerini yaptı. Arka tarafınızdaki bölümde Hanefiler. Evet. Bu taraftaki bölümde Şafii mezhebine müntesip olanlar. Tamam. Sağımızdaki bölümde Maliki mezhebine müntesip olanlar. Soldaki bölümde Hanbelli mezhebine müntesip olan Müslümanlar hep bir arada kardeşlik içinde ibadetlerini icra ve ifa ettiler. Ne böyle güzel. 4 mezhebin buluştuğu muazzam bir misyonu da ifa ve icra etmiştir bu kutlu mabet. Vay vay vay. Peki abi, burada revaklar var, sütunlar var. O dönemden mi kalma? Hepsi o dönemden kalma. Hatta ondan önceki döneme tekabül eden zamanlardan kalma malzemenin de burada kullanıldığı çok net biliniyor. Yani burada her şey orijinal mi abi? Her şey orijinal. Burada Diyarbakır'da hüküm sürmüş 20 civarındaki İslam devletinin hepsinden izler, emareler bulabilirsiniz. Muhteşem bir mabet yani. Kaç yılıydı abi? 639 yılında yapıldı. Yani Peygamber Efendimiz'in yapıldı. Vefatından 632, 7 sene sonra hemen yapılmış. Evet. Vay be. Güneş saati varmış bir de. Evet, hemen arkamızda bir güneş saati var. Bir de az ileride namaz vakitlerinin tayini için kullanılan bir saat var. Ama o çok ilginç. Yani o saati yapabilmek için ileri derecede bir matematik, simetri ve astronomi bilgisine hakim olmak lazım. Öyle bir yerde dizayn edilmiş ki minarenin gölgesi bir çizginin üstüne düştüğünde öğle vaktinin girdiği anlaşılıyor. Vay. Bir sonraki çizginin üstüne düştüğünde ikindi vaktinin girdiği anlaşılıyor. Allah. Aşağıda bir zat duruyor. Aha. O zaman tabii elektrik yok, haberleşme tamamen bağırarak oluyor. Tabii. Minarenin zirvesinde, tepesinde 4 pencere vardır ve 4 pencere de kapalıdır. Tam namaz vakti girdiği zaman aşağıdaki görevli yukarıdaki müezzine aç, aç diye seslenir. Yüksek bir sesle. Aç diyor. Eyvallah. Aç demek, yukarıdaki camları aç demek. Minarenin tepesindeki 4 cam açıldıktan sonra namaz vakti girmiş demektir. Ezan-ı Muhammedi okunmaya başlar. Ezan sesinin işitilmediği yerlerden de uzaktan birileri baktığında minarenin pencereleri açılmışsa namaz vakti girmiş demektir. Muhteşem bir sistem. Vay vay vay. Yani pencere açıksa namaz vakti girdi. Eyvallah. Hani sesi duymasa bile gördüğüyle ona... Namaz vakti girmiş demektir. Orada kalkar namazını eda eder. Peki abi, burası bir külliye mi? Burası bir külliye. Bu demin ifade ettiğim yerler ibadet için kullanılır. Bir de hemen arkamızda Artuklu döneminden kalma Mesudiye Medresesi ve batı tarafında Zinciriye Medresesi vardır. Oralarda da Selahaddin-i Eyyubi döneminde 1.040.000 adet eserin kitabın muhafaza edildiği rivayet edilir. Yani bir mabet olmasının ötesinde aynı zamanda bir külliye olma hususiyetini de taşır Ulu Cami. Peki şimdi Ulu Cami, cami kısmı bu taraf değil mi? Hem bu taraf hem arkamızda olan bir. Orası da mı cami? Orası da cami. Aa. Cuma günleri oralar açılır. Cemaatin yoğun olduğu zamanlarda oralarda da ibadet yapılır, namaz kılınır. Harika. Peki bu avlu ne olarak kullanılıyor? Evet, bu avlu işte camiye bir estetik katması, caminin ışık alması düşünülerek yapılmış. Tabii cuma günleri cemaatin çok yoğun olduğu dönemlerde buralara da halılar serilmek suretiyle bu alanda da namaz eda edilir. Şahane. Evet. Şadırvan var hemen orada. Şadırvanın arkasında da bir yer var. Evet. Orası neresi? İki şadırvanımız var. Biri kapalı, biri açık.
açık. Aha. Yani yağmurlu havalarda, işte hava muhalefetinin olduğu dönemlerde kapalı şadırvan genelde kullanılır. Havanın açık olduğu dönemlerde de açık şadırvan kullanılır. İki şadırvan arasında da bir yazlık alan vardır. Yazın çok sıcak zamanlarında o yazlık bölgede ufak cemaatler orada namazlarını eda edebilir. Ha. O da o espriyle yapıldı. Şahane. Bir görebilir miyiz camiyi? Tabii, buyurun. Tamam. Hay hay. Sadece Diyarbakır için değil, İslam alemi için çok önemli bir mabet olma özelliğine sahip burası. Ama maşallah ne kadar güzel korunmuş abi burası. Evet, Allah'a şükürler olsun, çok sağlam kaldı ve Allah devlete zeval verdi. Amin, Kürşat amin. Bey, son 10 sene içerisinde bu büyük mabet muazzam bir restorasyon, tamirat ve tadilat sürecini yaşadı. Hmm. Zannediyorum 12 milyon TL gibi muhteşem bir para harcandı ve bu mabet şu anki güzel haline kavuştu. Şimdi Ulu Cami ile alakalı ne yaşanmışlıklar var, ne hikayeler var ama bir tanesi var ki. Evet. Nedir o? Eyvallah. Büyük seyyah Evliya Çelebi, mekanı makamı cennet olsun. Amin. Diyarbakır ziyaretinde Ulu Cami'yi de tabii ziyaret etmiş. Hı hı. Ve Ulu Cami'ye olan hayranlığını Seyahatname isimli eserinde şöyle izhar ediyor. Hı hı. Ben diyor Diyarbakır Ulu Cami'ne girdiğimde onlarca ayrı noktada kümelenmiş insanlar gördüm. Hı hı. Bu insanlar kendi aralarında tefsir, fıkıh, hadis, kelam, itikat, akaid, siyer, Arapça, matematik, astronomi tahsil ediyorlardı. Çok enteresan. Evliya Çelebi'nin bu ifadesi o dönem Diyarbakır'ının eğitim öğretim çıtasının, ilim irfan çıtasının nerelerde olduğunu ifade etmesi bakımından çok önemli. Tamamen bilim varmış o zaman değil mi? Kesinlikle. Sadece bir cami değil, bir kesinlikle. Külliye değil aslında. Kesinlikle öyle. Bu caminin bir hususiyeti de şu. Muazzam bir manevi enerji ve sinerjiye sahip olması. Hı. Muazzam bir manevi müktesebatının olması. Evliya Çelebi buna da bir atıf yapıp şunu söylüyor. Hı. Ama bu çok önemli. Hı. Kim diyor Diyarbakır Ulu Cami aminde iki rekat namaz kılarsa kalbi kıldığı namazın Allah indinde kabul olduğuna şehadet eder. Allah. Böyle muhteşem ya. Bir manevi altyapısı var. Hayatta camide. Kılmadan gitmem ha. Eyvallah. Vallahi. Beraber kılacağız. Geçelim mi minbere? Hay hay. Tamam hadi buyurun. Caminin kendisine özgü bir musiki anlayışı var. Hı hı. Her beş vakidin her ayrı vaktinde ayrı bir makamla ezan-ı Muhammedi terennüm edilir. Hı hı. Tesbihat ayrı bir makamla icra edilirdi. Hı. Ve burada bir müezzinler kadrosu vardı. Tesbihat ve müezzinlik de bir cumhur müezzinlik usulü ile ifa edilirdi. Cumhur müezzinlik ne abi? Yani toplu halde, koro halde. Ha, toplu halde. Elbette. Vay. Ama muazzam bir uyum içinde olurdu bu. Şahane abi. Evet. Ama beni en çok etkileyen ne biliyor musun? O dedem Evliya Çelebi'nin söylediği. Burada iki rekat namaz kıldığında kalbin mutmain oluyor. İnşallah kabul olduğuna evet. dair değil mi? Kıldığın namazın Allah indinde kabul olduğuna şehadet ediyor. Vay edelim. Beni en çok o etkiledi. Muhteşem bir ifade. Ama gerçekten ben yani bayıldım. Maşallah çok güzel. Eyvallah. Gerçekten bir de ilk cami olması beni çok etkiledi. Evet. Şimdi bu camide... Beş vakit namazın her birinde ayrı bir makam ve usulle ezanlar icra edilir. Tamam. İçerideki tesbihat ayrı bir makam ve usulle icra edilirdi. Hı hı. Ve burada bir müezzinler kadrosu vardı. Hı hı. Sesleri birbirinden güzel. Hı hı. Onlar cumhur müezzinlik diye ifade ettiğimiz koro halinde o tesbihatı icra ederlerdi ve insanların gönüllerine, yüreklerine adeta dokunurlardı. Ya. Eyvallah. Peki neler okunurmuş mesela o dönemde? Mesela sabah ve akşam namazları hariç her namazın öncesinde 3 İhlas-ı Şerif okunurdu değişik makamlarda. Özellikle de Acem Aşiran makamında. Aa, Acem Aşiran. Evet. İki vakitte mi okunuyor bu? Sabah ve akşam namazını çıkarttığımızda 3 vakitte. Ha, 3 vakitte. Okunuyor. Sabah ve akşam namazında okunuyor sadece. Eyvallah. Diğerlerinde hep okunuyor. Eyvallah. 3 kere. Evet. Nasıl Acem Aşiran nasıl bir örnek verir misiniz hocam? Bir örnek vereyim. Tamam. Yani İhlas Suresinin bir parçasını okuyayım. Hı hı. Allahu's-Samedu lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Vay. Eyvallah. Allah diye bağırın ben. Eyvallah. Ne güzel okudunuz vallahi. Bu şöyle ikna ediliyor. Birinci ihlas şu perdeden, ikinci ihlas bu perdeden, üçüncü ihlas daha yüksek perdeden terennüm edilir. Ha, anladım. Evet. Özellikle teravih namazları burada muazzam bir coşkuyla icra edilirdi. Hı hı. Oradaki tesbihat muazzam bir coşkuyla irad edilirdi. Orada yine tesbihat cumhur müezzinlik usulüyle yapılır. Acemi Aşiran makamı her zaman en öndedir. Hı. Mesela ondan da bir örnek vereyim müsaade ederseniz. Olur hocam. Teravih namazının sonunda şu ayeti kerime solo olarak okunup sonu koro olarak bağlanır. Rabbena amennâ bimâ enzelte
Bundan sonrası koro halinde. Fektubuna ma'aşşahidin. Vay vay. Sonuna vay. Baktığınızda sanki namaz sona erdi der gibi bir usulle icra ediyor. Orada cumhur giriyor, koro giriyor değil mi? Eyvallah. Ama son tınıları namazın bittiğini adeta haykırıyor ki zaten namazdan sonra okunuyor bu. Demin anlattığım o asırlar asırlar öncesinden bize gelen o usuller maalesef bugün kayboldu. Hmm. Yani son bir iki temsilcisi de mümessili var. Onlar da öldükten sonra Allahu alem bitecek. Bu caminin bir özelliği de şu, ben unutmadan ifade edeyim. Arkamızda bir minber duruyor. Yani evet. Cuma günü imamın hutbeyi irad ettiği. Minberin en sonunda bir kapı görüyorsunuz. Orada küçük bir kapı var. Evet. Orada iki cihan serveri, İki cihan güneşi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek sakalı şeriflerinden bir örnek vardır. Orada mı şu anda? Orada olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllarca hep oradaydı. Şimdi Ramazan ayında, Kadir gecesinde muazzam bir aşk, şevk ve iştiyakla, salavat ve tekbirlerle oraya imam tırmanır. O sakalı şerifi indirir, namazdan sonra burada ümmeti Muhammed'in ziyaretini açardı. Vah. Hakikaten manevi özellikleri fevkalade yüksek bir camideyiz şu anda. Şimdi Abdülkadir abi, ben yanlış mı görüyorum? Burada iki tane mihrap var. Eyvallah. Bir ana bir de küçük mihrap var burada. Tamam, neden? Evet. Şimdi bu bulunduğumuz mabedin etrafı esnaflarla dolu. Diyelim ki öğlen ezanı okundu. Cemaat namaza geldi. Ana mihrabın önünde imamın öncülüğünde namaz cemaatte kılındı. Tamam. Ama o ezanın okunuşu esnasında esnafın bazıları o anda dükkanın içinde olan müşterilerle hemhal oluyorlar. Ha, yetişemiyor. Cemaate yetişemediler diyelim. Tarih boyunca burada hep iki imam olmuştur. İşte orada ikinci imam, imamı sani diye ifade ettiğimiz imamın görevi başlıyor. Vay. O da küçük mihrapta sonradan gelen cemaat de cemaatle namaz sevabından mahrum kalmasın diye ikinci bir cemaat oluşturur. Vay. İkinci mihrabın da esprisi bu. İlk yapılan camilerden, Ulu Cami'de ilk taşı koyanlardan bugüne kadar, restorasyonunu yapana kadar Allah hepsinden razı binlerce olsun. Binlerce defa. Çok teşekkür ederiz canım abim. Çok sağ olasın. Eyvallah. Sağ. Eyvallah. Asırlarca bir ilahiyat fakültesi mesabesinde burası bir misyon icra etti. İslami ilimlerin tamamının okutulmasından başka bir de astronomi, matematik, fizik gibi beşeri ilimler de okutuldu. Bu muhteşem mekan 8 asır boyunca İslam alemine dünyayı güneş gibi aydınlatan İslam ulemasını yetiştirdi. Öyle muazzam bir misyonu yerine getirdi ki, yani herhalde Anadolu'daki en önemli merkezlerden ve medreselerden biri olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Aynı tarihte mi yapılmış hocam? Yine 639'da mı yapılmış? Bu çok daha sonra, 8 asır sonra Artuklular döneminde yapıldı bu. Cami kısmı, medrese kısmındayız. Evet. Şimdi ne olarak kullanılıyor burası? Şu anda yazma eserler kütüphanesi olarak kullanılıyor. Burada 6000 civarında Arapça, Farsça, Osmanlıca ve İbranice el yazması, taş baskı ve matbu eser var. Yani paha biçilmez eserler bunlar. Maşallah. Bu yönüyle de bu kütüphane Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük yazma eserler kütüphanesi olma özelliğine sahip. Herkes gelip gezebiliyor, görebiliyor. Burası önemli. Burayı böyle mimari özelliklerini gelip buranın görmek isteyenler çok rahat gelebildikleri gibi, bir de ilimle hemhal olanlar, yüksek lisans tezi yapanlar, doktora tezi yapanlar, doçentlik tezi yapanlar için de burası çok önemli bir merkez. Buraya geliyorlar ve istedikleri eseri, ücretsiz filmlerini alıp çalışmalarını yapabiliyorlar. Bütün arşiv burada yani. Eyvallah. Değil mi? Evet, 8 asırlık bu müstesna ve muazzam ve ihtişamlı mekanın iki özelliği var. Bir tanesi, asırlar boyu dünyayı güneş gibi aydınlatan binlerce İslam ulemasını yetiştiren bir eğitim merkezi olması. İkincisi de sahip olduğu muhteşem mimari yapısı. Aynen. Şimdi burayı özel kılan unsurlardan bir tanesi de şu karşımızdaki mihrap. Evet, bu yapıyı özel kılan unsurlardan bir tanesi de önünde durduğumuz bu mihrap. Bu sıradan bir mihrap değil. Mihrabın sağında ve solunda duran bu iki sütun dönen sütunlar. Göstereyim. Taş nasıl döner abi? Bu taş nasıl dönüyor böyle? Eyvallah. Bu muazzam bir mühendislik harikası. 8 asır önce ecdadımız bu dönen sütunları şu mülahazayla yaptılar, şu düşünceyle. Bir deprem halinde yapının statiğinde bir anormallik olup olmadığının tespiti için yaptılar. Yani
Bir şey oldu. Bir deprem statik oldu. Statik oynadı. Depremden sonra bir deprem oldu. Tamam. Depremden sonra yapıda bir hasarın olup olmadığı sütunlardan anlaşılır. Nasıl anlaşılır? Nasıl anlaşılır? Sütunların dönmesinde bir anormallik varsa veya sütunlar dönmüyorsa yapı bir tarafa yatmış, hasar görmüş demektir. Hemen tedbir alınması gerekiyor demektir. Vay ya, oynadı yani. Yapı oynadı. Eyvallah. Dolayısıyla bu dönmeyecek değil mi hiçbir şekilde? Eyvallah. Şimdi önemli bir nüans, 8 asır önce bu kadar muhteşem bir mühendislik harikasını pratize eden ecdadımızın ne kadar büyük olduğunun bu bir alameti farikası. Hamdolsun. Eyvallah. Çok şükür. Eyvallah. Peki bu taşlar özel taşlar mı? Bizim buraya ait mi yoksa? Bu taşlar bu bölgeye münhasır Diyarbakır bazalt taşı diye ifade ettiğimiz taşlar. Hı hı. Bu taşlar zannediyorum granitten daha sert olduğu rivayet ediliyor. Hı hı. Bu bölgede özel olarak işlenir ve bu bölgede yapılan camilerde, medreselerde, hanlarda, hamamlarda ve evlerde kullanılan özel bir taştır bu. Hı hı. Evet. Çok sağlam olmasının yanı sıra bir de delikli olmasının şöyle bir esprisi var. Yaz aylarında duvarlara sular serpiştirilir akşama doğru. Hı hı. O deliklere, ufak delikçiklere giren sular o mekanda bir doğal serinlik meydana getirir. Vay. Bir de böyle bir esprisi vardır. Peki hem cami kısmı hem de bu medrese kısmı bütün bu taşlardan değil mi? Bizim bu taşlardan. Tamamı tamam, bu taşlar. Bazalt taştan yapılmış diyebiliriz. Bazalt taş. Bazı spesifik noktalarda beyaz taşın da kullanıldığı görülmektedir. Bazı yerlerde ama var. Ama genel olarak kullanılan taş bu taştır. Anladım. Bazalt taş. Peki. Şimdi bu sütunların dönüyor olması muazzam bir mühendislik harikası. Hı-hı. Bu tartışmasız. Ama burada ecdadımızın sanat anlayışını ifade eden, ishar eden bir nüans var. Nedir o? Bunlar sıradan sütunlar değil. Görüyorsunuz muhteşem bir bezeme ve işleme ile yapılan evet. ve vücuda getirilen sütunlar. Hı-hı. Alt ve üst kısımlarında da muhteşem mukarnaslar görüyorsunuz. Evet. Bu da ecdadımızın sanat anlayışının 8 asır evvelki sanat anlayışının nerelerde olduğunu ifade etmesi bakımından çok önemli. Aynen. Buraya bir dönen sütun koyuyor. Eyvallah. Ama bunu da hadi bir sütun koyalım diye koymuyor yani. Eyvallah. İşliyor, süslüyor buraları her yeri. Eyvallah. Yakışanı yapıyor yani ecdatta. Abi Ulu Cami anlatmayla bitmez. Diyarbakır'ı gezelim. Eyvallah. Bir ciğer yiyelim. Buyursunlar. Hadi buyurun.